Efendim, tanıştırayım. Ateş Yasemin. Celal abimiz. Heşi Perihan abla. Şahit ben. Heşi Süheyla. Ve Saadet teyzemiz. Teşekkür ederiz, sağ olun olsun. Efendim, çok memnun olduk. Biz de evladım. Biz de. Merhaba. Muhsin abi, sen emin misin bu arkadaşların kirayı ödeyebileceklerinden? Çünkü ben bayanla karşılaştım. Hani tesadüfen hem hastanede karşılaştık hem dükkanda da. Kendisi bana yemek öğrencisi olduğunu söyledi. Yemek öğrencisi değil, gastronom. Takılma sen ona abi. Burçlara göre yemekler falan önemsiz. Yani sen bu arkadaşların evli olduğuna emin misin? Niye sordun? Ben şimdi bayanla karşılaştım da alyansı yoktu. Yeni evlendik, değil mi hayatım? Evliler yahu. Kapı gibi cüzdanları var. Tamam işte canım, evlilik cüzdanı var, evliler tamam yani. Şimdi hanım kızımız öğrenci olduğuna göre evi siz geçindireceksiniz herhalde değil mi evladım? Evet. Meslek neydi? Mimar. İç mimar. Ha iç. Ya. Çocukluğumdan beri hayalimdir mimar olmak. Ha ne güzel. Vallahi ne güzel ya. Peki şey, yeni evli bir çift olarak böyle küçücük bir çatı katında banyosuz falan bir yerde yaşamak da hayaliniz miydi? İsim neydi birader? Ateş. Sizin? Demir. Ateş ve Demir. Demek ki iyi anlaşacağız sizinle. Şöyle söyleyeyim. Biz aslında evden ziyade mahalleye bayıldık. Yani İstanbul'da kalmadı artık böyle sıcak komşuluk ilişkilerinin yaşandığı mahalleler. Öyledir. Mahallemiz müstesnadır. Kesinlikle. Evet, henüz stajyerim. Yani çok para kazanmıyorum. Ama eskiler ne güzel demiş. Nohut oda, bakla sopa. Yani sarayda da yaşasan, çatı katında da yaşasan... önemli olan en nihayetinde bir yastığa başını koymak değil mi? Tabii. Yani bir evi ev yapan metrekaresi değil... İçindeki sevgidir. Biz böyle gördük büyüklerimizden. Ya o kadar doğru söylüyorsunuz ki. Ama şimdiki gençleri anlamak mümkün değil. Ya hemen her şey birden olsun istiyorlar. Ya değil mi? Değil mi? Ama biz öyle değiliz Perihan. Ya çok affedersiniz. O kadar gençsiniz ki size teyze diyesim gelmedi. Bizim ailenin kadınları böyledir işte. Minyon tipli, genetik. Şahane. Size Perihan diyebilir miyim? Diyemezsin. Harika. O zaman Perihan anne? Tabii canım, tabii diyebilirsiniz. Neticede hepimiz aynı evde yaşayacağız. Dur bakalım Perihan. Hani daha konuşuyoruz, belli mi olur? Tabii yani siz kabul buyurursanız. Biz bu mahalleye gelir gelmez çok güzel insanlar tanıdık. Mesela ben çok severim antika eşyaları. Bu sokağın başında antikacı Emin abi var. Dayımız olur o bizim. Belli, belli. Yani nevi şahsına münhasır bir insan. Sözün özü, biz geleceğe umutla bakan bir çiftiz. Yani hayata yeni adımlarımızı dayanışma ruhunun hala yaşandığı bu mahallede... bu çatı altında atmak, Levent'te soğuk bir rezidansın çatı katında atmaktan evladır. Ya biz bunu aramızda da konuştuk. Yani o rezidansı paranızla satın alabilirsiniz ama... yani bu duyguyu satın alabilecek para henüz basılmadı. Ya. Ayrıca yani bu çatı altında eğer tabii siz de uygun görürseniz... birlikte yaşayacağız. Yani sizin gibi böyle birbirine sıkı sıkıya bağlı bir ailenin yanında... bu duyguyu tecrübe etmek yani bizim için paha biçilemez. Bilmem anlatabildim mi Demir kardeşim? Ya o kadar güzel anlattınız ki... İyi anlattı Celal şimdi. Ateş bebeği zaten imzaladı.
Ateş Bey zaten imzaladı. Ateş Bey zaten imzaladı. Bir de sen okuyuver. Tamam dersen imzala. Bitirelim şu işi. Kaporası da içinde. İlk kirası da içinde. Hey! Hey! Ne güzel söyledin ya vallahi. Birbir gibi şakadın yine. Ateş, birader. Benim bu mimarlıkla ilgili bir takım kreatif uygulamasyonlarım var. Onlara bir ara konuşalım ha. Tabii tabii, ne demek? Şuayip abi her zaman. Tamam, ben de. Çatı katı eşyalı olduğuna göre biz de diyoruz ki ufak tefek ötebellerimizi alıp taşınalım. Ne dersiniz? Tabii tabii, taşınabilirsiniz. Yo, bir şartla. Ne şart anne? Biz 6 aylık kirayı peşin istiyoruz. Vermezlerse çatı katını kiralayamazlar. Anne, ya yeni evliler. Celal, bir şey söylesene. Vallahi Perihan, annem haklı. Yani bizim de yaşadıklarımız ortada. Nerede kıt kanat geçen bir aileyiz yani. Onun için size 1 hafta müddet. Ya bir haftada bu çocuklar o parayı nasıl toplasın? Yani... Efendim, ben 6 ayda kazandığım parayı 1 haftada nereden bulacağım? Ya onu evlenmeden önce düşünseydin evladım. Ya oğlum haklı. Aynen yani. Hepimiz kıyakçının sorunun ne olduğunu biliyoruz. Estağfurullah, ne kıyağı? Yani biz 1 aylık kiramızı verdik sonuçta. Siz de bize 1 ay zaman tanıyamaz mısınız? Değil mi Celal amca? Anne, canım anne. Bak gel ortada buluşalım. 1 ay makul bence. Ya şimdi yeni evlenmişler, kırmayalım şunların hevesini. Celal ne derse o olur. İyi tamam. 1 ay olur. Ama 1 ay içerisinde bu para gelmezse... ...bu kapora da yanar, haberiniz olsun. Benim komisyon hücresi de yanar mı? Hiç sorun değil. O zaman anlaştık. Yani. Anlaştık. Biz 2 saate eşyalarımızı alır geliriz. Çıkalım mı aşkım? Çıkalım. Hadi. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Çok memnun olduk efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yani baba, ben bir şey diyeyim sana, benim gözüm bu Yasemin Sütlü'ne. Benim gözüm ikisini de tutmadı. Ha, gelmiş bana mimarlıkla ilgili bir şeyler anlatacağım sana diyormuş. Kimsin ki sen? Tamam işte ya. 1 ay içinde ne olacağını hep beraber göreceğiz. Bakalım. Perihan.